Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir elma dilim patates kızartması yapacağız. Yapımı son derece basit ama çocuklarınızın, misafirlerinizin severek tüketeceği bir tarif. Şimdi yapımına geçelim. Evet, ben patateslerimi soydum. Yarım kilodan biraz fazla. Dilerseniz bunları fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Bana bu kadar yeterli olacağını düşürdüm. Ben bu kadar yaptım. Şimdi kesimine geçeceğiz. Benim patateslerim çok büyük olmadığı için ben 3 parça halinde böldüm. Siz hani daha küçük olursa 2'ye de bölebilirsiniz. Daha büyük olursa 4'e, 5'e de bölebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bunları doğruyoruz. Şöyle doğradıklarımı ayırayım kenara. Evet, patateslerimizin doğrama işlemi bitti. Şimdi kızgın yağın içine yavaş yavaş bırakacağız ve kızartma işlemini yapacağız. Evet, yağımız kızdı. Ben patatesleri doğramaya başlamadan önce tavamın altını açtım. Yağım kızdı ben patateslerimi doğrarken. Şimdi patateslerimizi tek tek ilave ediyoruz. Hepsini bir anda atmıyoruz. Bir de size püf nokta vereceğim. Bakın attım, üzerime sıçradı. Patatesleri bırakırken ucu ilk önce kendimizden tarafa gelsin, karşı tarafa doğru bırakalım şu an gördüğünüz gibi ki üzerimize sıçramasın. Bu da kızartma yaparken bir püf noktadır yanmamamız açısından. Şimdi patateslerimizi hepsini tavamıza ilave ediyoruz ve kızarmasını bekliyoruz. Evet, patateslerimiz kızardı. Şimdi çevirme işlemini yapıyoruz. Bakın nar gibi kızardılar. Ben maşa tercih ettim. Siz dilerseniz spatula ile, kaşıkla, çatalla hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde çevirebilirsiniz. Bakın çok güzeller. Evet, patateslerimiz nar gibi kızardı. Şimdi onları servis tabağına alacağız. Tuzunu da servis tabağına alınca atıyoruz. Çünkü tuz sebzeyi sulandıran bir madde olduğu için kızartırken tuz atmıyoruz kesinlikle. Kızardıktan sonra işlemimiz bitince tuzunu da ilave ediyoruz. Ve servise, yemeğe hazır oluyor. Patates kızartmamız hazır. Bu videoların devamını görmek için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların bildirim sesini almak için zilin sesini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.